Alman olurken dedim bana bir Alman pasaportu verecekler. E şimdi benim de yüzüme baksan pasaportta bir resim var. Benim de yüzüme baksan diyorsun bu Almanla hiç alakası yoktur. Merhaba, sen Türk müsün? Yak lan. Yani olay orada bitiyor. Ne demek yak lan? Dumme Frage, yani soruya bak. Ama Almanca cevap veriyor. Ama ben Türk'üm, onu nasıl gösterebiliriz, edebiliriz? Onun yüzünden o aklıma geldi. Orada Türk bayrağını koyayım diye oraya. Ondan sonra öyle bir tişört yaptırdım. Alman pasaportun üstünde Türk olduğum daha da belli oluyor. Almanya'da yaşayan Türklerin Türkçesi çok komik. Görüntü Hanzo, sistem Hans. Berlinliyim ben, herkes öyle diyorum ben. Berlin bir ev, Türk olmak Berlinli olmaktı gibi bir şey. Yani varsa bir harbi vatanım ve de yerim Berlin'dir. Burada doğup büyüdüğüm için bu benim de ülkem. Ve aslında her şeyini seviyorum aslında Almanya'nın. Biz iki kültürü taşıyoruz içimizde. Türkçe dilini yalnız değil, bütün kültürünü günlük hayatta çok bilinçli olarak yaşamasak da yani ailelerimiz Türkiye'den gelen birinci nesil Türkiyeliler yani. Yüz binlerce Türkler buraya geldi zamanında. Döneceğiz, döneceğiz diye girdiler. Gel gör ki hala buradalar. Ve Alman hükümet de aynı zamanda politika zamanında bunlara bir sosyal planla bunları karşılamadı. Sadece Ya Wirtschaftsplan Türkçesi ne? Wirtschaft... Sadece bir... Doğuyorsun Almanya'da. Yaşın bir yere gelince, geldikten sonra anlıyorsun ki ana ben Türk'üm, hem de kadın. Boku yedim. Biz ait değiliz biz Almanya'ya. Biz kendi bir ülkeyiz falan filan. Ben de diyorum ki ya arkadaşım ya sonuçta bir Türk olarak ben burada artık hiç göze batmıyorum ki. Kendim ne kadar başarılı olmak istiyorsam olabiliyorum. Ne kadar kompleksli gezmek istiyorsam o kadar kompleksli geziyorum. Bana kimse gelip de burada demiyor ki sen yabancısın çok her gün Nazi önümde dikilip de parmağınla gösterip sen Türksün Türksün diye demiyor ki. Almanya'daki Türkler bir hani Almanya'nın ya da ben Berlin'den bahsedeyim, Berlin'in Harlemlileri gibi sunuldular. Mesela şöyle şeyler oldu, tiyatro sahnesinde çıkıp 5 defa içeri düştüm, babam da zaten her gün beni döverdi bilmem ne filan deyip 3 tane de küfür sallayınca çok şey oluyordu, hani, otantik oluyordu. Göçmen kimliğin böyle bir boyutu var. Çünkü insan ister istemez çok genç yaşta kendisine bazı soruları sormak zorunda. Daha doğrusu başkaları da bu soruları yöneltebiliyor. Diyelim ki sen kimsin? Özelliğin ne? Kültürün ne? Genelde insan bir... Was ist eigentlich so schön? Oder? Man überlegt ama, guck mal. Wir haben hier den Krieg verloren, nicht die Sprache. Die Amis, die haben das Land nur besetzt, nicht besprochen. Soru olarak olmasa insanların gözlerinde hemen fark ediliyor ya. Senin Almancan düzgün ama Alman gibi görünmüyorsun. Burada yaşayan insanların bir kısmı Almanca bilmiyor. Onlar babalarımız oluyor. Bir kısmı da Türkçe bilmiyor. Onlar da çocukları oluyor. Onların ikisi de gösteriye geliyor. Ondan sonra birbirine eksikleri anlatıyorlar. Ha, doğru muyum? Kompleksite ve bunun doğurduğu hikayeler, bunun doğurduğu bakış açısı aynı zamanda zenginleştirir insanı, insanın hikayesini ve hikayeyle birlikte de sanatı. Çünkü neyle uğraşırsan uğraş, ister tiyatro, ister sinema, ister kitap çevir ve yayınla ya da yaz. Bunlar aslında milli şeyler değil. Tiyatronun, sinemanın, edebiyatın hiçbirinin milleti yok. Ne bileyim, Tarkovski bizim için bir Rus değil. Aynı şekilde Shakespeare de İngiliz değil. E bana sorarsan aynı şekilde Edip Cansever ya da Aslı. İzmir yeterli gelmiyordu. Sonra İstanbul'a taşındım. İstanbul yeterli gelmedi. İtalya'ya geçtim. Ondan sonra tekrar İstanbul'a dönüp Almanya'ya geçtim. Özellikle Almanya yoktu. Ama Avrupa opera endüstrisinde çok güçlü. Almanya bu ülkeler arasında en güçlü olanı. Yani kader beni buraya getirdi.
Biz de bayağı işçi gibi günde 8 saat, 9 saat ciddi bir efor harcayarak para kazanıyoruz. Ama onlar için opera şarkısı böyle daha aristokrasiye ait, daha şey, çok ciddi bir iş yapıyoruz yani onların nezdinde. Şeyden kaynaklanıyor tabii, belli bir tradisyon var. Yani Almanya'da 350 senelik bir opera tradisyonu var. Yani bu şöyle çok kolay elinizin tersiyle itebileceğiniz bir şey değil. Türk'ün başarısı, Türk bunu yap. Öyle bir duygum yok yani. Özellikle bu işi yapmamdaki sebep belki de o. Yani işin çok internasyonel bir uluslararası iş olması yani. Bugün sahneye çıktığımızda bir Koreli, bir İtalyan, bir Fransız, bir Ermeni, bir Yunanlı, bir Türk bir arada şarkı söylüyoruz. Sonuçta eser Traviata yani. Giuseppe Verdi Traviata, o bir İtalyan eseri olmaktan çıkıyor sonuçta. 40 farklı insan söylüyor eseri. İşin güzel tarafı o. Ben işimden dolayı mutlu olan bir insanım. İşimi severek yapan bir insanım. Dolayısıyla sistem işlediği sürece kişi, önemi azalıyor yani. O sistemin parçalarısınız siz artık yani. Güneş gürle olmanız tabii ki önemli ama Türkiye'de bu yok. Yani Türkiye'de işte futbol takımları da öyledir yani. İki tane şey alırsınız, star eleman alırsınız, onlar takımı götürür ama sistem götürmüyordur. Türkiye'de operanın da durumu öyle. Yani tiyatronun durumu da böyle. Yani çok iyi yetenekler vardır Türkiye'de, çok iyi oyuncular vardır, çok iyi sesler vardır. Hiçbir şey ifade etmez çünkü bir takım işi olarak yapılmaz, hem yoktur. Yani bu öz eleştiri tamam ama böyle, maalesef böyle. Almanya'da en çok sevdiğim şey o. Sabah kalktığım zaman da akşam yatarken de yarın ne yapacağım, ne edeceğim, acaba yetişebilecek miyim, prova yolunda gidecek mi, şu olacak mı, bu olacak mı diye hiç düşünmüyorum. Çünkü bana bir Tagesplan geliyor, tak 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 her şey orada yazılıyor. Ben sadece görevimi yapıyorum. Diğer insanlar da görevini yapıyor. Sanatçı olma kararını aldıktan sonra 11 yaşımda saçma sapan tabii çocuk hayaliyle. Dedim ki muhabbet olsun. Bayağı aradım. Sözlükleri aradım, deyim kitapları aradım. Arapça sözlüklere baktım. En sonunda muhabbet gibi çıktı. Dedim tamam abi bu benim. Onları ne kadar dışlamaya çalışırsa dışlamaya onu benimseyip de hani ben beni dışlıyorlar falan kendimi ya üzülüyorum gibi. Aslında ne saçma bir şey ya. İki dilim var. İki kültürle yetişiyorum. İki tane ülkenin insanıyım. Yani aslında normal bir dil konuşan arkadaşa, bir kültürle yetişen arkadaşa karşı aslında çok büyük avantajlarım var. Sonuçta delikanlıyım. Sonuçta delikanlıyım. 5-6 karıyla falan, vay acayip skandal, muhabbet falan. Yok abi kesinlikle ben... Şimdi felsefe olarak da bunu hayatımda yaşım daha çok genç diyecekler bu ne biliyor hayattan da ama elimden geldiği kadar uğraşıyorum. Hep kendimle barışık olmayı ve test ettim yani kendimle barışık olmanın tek imkanı benim için dürüst ve kendimle barışık ciddi bir şekilde işimin arkasında yalansız dolansız gitmek. Tabii ki bu daha zor. Zaten bizim kampanyada 90 kişilik bir kampanyayız. Zannediyorum 28 farklı ülkeden dansçı var.
publikum is here. Yeah, more here. All this emotion come to us. Yeah, because you dance now, you dance for you. Ben operasını, Berlin Devlet Operası'nı ve yani balesini, kampanyayı Türkiye'ye gitmesini isterim bir sefer. Yani ben bir Türk olarak Avrupa'da dans ediyorum, Türkiye'yi temsil ediyorum. Bunu da göstermek isterim doğrusu Türkiye'de. Weil du so gütig bist, so hübsch, so bezaubernd, so warmherzig. Ich meine, ich könnte bis morgen früh noch weitererzählen. Und weil du all das bist. İlk defa gösterildi Lünen'de. Weltpremieresi oldu. Türkçesi ne ya? Weltpremiere. Galası oldu. Ve orada hemen ödül aldı ve ödülden hariç ödülü unutalım. Ödülden hariç böyle insanlar nasıl çok 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 güldüler, ettiler, çok sevdiler, ettiler. Tabii ki öyle bir şey bir filmci olarak, yönetmen olarak tabii ki çok çok güzel. Ve ilk filmim de oluyor. Yani onun yüzünden sanırım bir bakalım ne olacak diye. Dediğim gibi çok 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 sevindim ama şimdilik ne işinlik diyeyim, evet ben geliyorum, herkes yana kaçılsın, ilk filmim şu bu, yani öyle de konuşmayalım. Çünkü Allah büyüktür, gösterir, cezasını verir belki ama yine de birkaç ödül de alırsak çok sevinirim. Allah'ım ya Rabbim, yardım et de Türkiye Avrupa Birliği'ne girsin ya Rabbim. O zaman ben de bütün ailemle birlikte ve Ayça ile birlikte Almanya'ya geleyim ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabbim, inşallah Türkiye Avrupa Birliği'ne girmez. Milyonlarca insan da buraya gelmez ya Rabbi. Allah kabul etsin dayı. Allah kabul etsin. Burada tanıyorum, dili çok çok iyi konuşuyorum. Almancayı çok iyi konuşuyorum. Bir de biliyorum nasıl burada, nasıl, ne oluyor, nereye gidiyorsun, işini nasıl görüyorsun, ediyorsun, onu çok biliyorum. Bir de herkes rahat böyle, herkes kendisine bakıyor, işini yapıyor, ediyor. Böyle arkadaşlıklar öyle çabuk çabuk kurulmuyor ama kuruldu mu iyi arkadaşlar böyle. Cartbur, nasılsın, iyiyim, valla ben de iyiyim, sağ ol, sen çok memnun oldum Türkiye'de. Herkesle tanıştı mı? Hemenden daha ilk defa elini veriyorsun ya da tanışıyorsun, memnun oldun. Ben hep düşünüyorum, daha hiçbir şey tanımıyorsun ki memnun olasın, edesin. Yani nasıl memnun oluyorsun? Onlar öyle bir şey demez. Memnun oldum diye. Ama tanıştı mı, arkadaşlık kurdu mu insan memnun oluyor. Bismillah. Habe ich es richtig ausgesprochen, Özlem? Nicht ganz, Sie meinten bestimmt Bismillah. Nicht Mittag, sondern Mila. Nereden geliyorum, niye bu Türk şeylerini ben son senelerde başladım. Benim Türkçem şimdi daha da kötü ama sen bir 3 sene önce duysaydın Türkçemi, biz hiç kızdık Türkçemle. Yani onun yüzünden son senelerde başlıyorum böyle Türkçe, Türk müziği, Türk filmleri, Türk arkadaşlarından Türkçe konuşmaya. Çok İstanbul'a, yani çok Türkiye'ye gidiyorum. İstanbul'a şimdi her sene en azından 2-3 defa öyle gidiyoruz. Eskiden hiç gitmiyordum, yapmıyordum. Bir de arkadaşlar başlıyor şimdi Türkiye, İstanbul'a göçmeye, orada yaşamaya, etmeye. Yani insan yaşlandı mı biraz bakıyor öyle şeylere, daha gülüyor. Bir de anlıyorsun, başlıyorsun anlamaya. O ikisinden de iki yaşamda yaşıyorsun diye. Hem Almanları tanıyorsun, ediyorsun. Bir de Türkleri başlıyorsun tanımaya, etmeye, yapmaya. Çünkü Türksün de, Türkiye'yi tanımaya. Öyle çok çok güzel oluyor. İki devletten partisipasyon yapabiliyorsun. Deutsch. Deutsch. Türkisch. Türkisch Deutsch. Evet, ich will.
die Entscheidung, uns da irgendwie so den Preis zu geben, keine Ahnung, die hatten eine Begründung vorgelesen, weil er, glaube ich, das Multikulturelle miteinander verbindet, weil er Evet, ich will, heißt ja auch Ja, ich will, heißt es. Und Ja, ich will zu einem Thema, zu einem Film zu sagen, ist erstmal sehr positiv und es geht, also er möchte verbinden. Ja, man will deutsch-türkisch verbinden. Es geht in diesem Film auch um Heiraten, um Toleranz, um Liebe. Und insofern war es vielleicht irgendwie eine Entscheidung, dass es inhaltlich ein sehr toleranter Titel und sehr gut zum Film passt. Annem de babam da her zaman şey dedi, başka bir şey yap, doğru düzgün bir şey yap, üniversiteye git falan diye. Ama ben işte 12 yaşımda dizilerde oynamaya başladım. Ve öyle gelişti, devam ediyorum. This is a man's world, but it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Yani her sırada çok heyecanlı oluyorum ve kendi kendime diyorum niye yapıyorsun bunu, bu eziyeti niye kendi kendine yapıyorsun diye. Ama sonra tabii oyun bittikten sonra ve alkış aldıktan sonra ve iyi bir oyun çıkardığını gördükten sonra iyi ki yapmışım, iyi ki bu işi yapıyorum diye kendi kendime söylüyorum tabii. 2004'te aldım ben. Kaç yaşım? 20 yaşındaydım galiba, 21 yaşındaydım. On Guard diye bir film, Ayşe Polat'ın filmi. İşte o çok büyük bir şanstı tabii. Ya alo, ich eine junge Frage. Der fährt so ein Pizzaauto und hat so dunkle Haare. Nein, Name weiß ich nicht, aber Alice weiß. Yani şimdi şu anda İstanbul'a göç ettim gibi bir şey var. 3-4 aydır oradayım. Bir diziye başladım. Daha önceki proje işte bir filmdi. Evet, İş Veli diye Sinan Akkuş'un filmi. Ve şu an Ballhouse'da bir tiyatro oyunu oynuyoruz. Nursel, wer ist es denn? Da ist niemand. Muss wohl unten jemand sein. Hallo? Ist da jemand? Da war nie, ja, da war ein Schwarz. Gott, wie nennt man denn das jetzt? Der kommt aus Ab. Da ist auch niemand. Wollen wir nicht noch mal reingehen? Ich habe doch noch Kuchen gebackt. Marcel, wer ist das? Das ist niemand. Bitte, wir müssen reden. Demiş hepsi Eros 36 36 We want to stop this story is Ich war dir das, ich bin der Rapper aus 36 Alle reden von 36 und Kreuzberg Doch sie wissen nichts darüber und ihr toll sterbt Das ist Type Flow, es ist Rex Time Home Wenn die Gegend ist echt geil, oh! Şimdi siz bu rap meselesinde ciddi misiniz? Evet, ciddiyiz her zaman. Biz her şeyde ciddiyiz. Yani okuldan başlasak ta rap'e kadar. Yoksa 6 sene emekimiz vermezdik. Ya beraber başladık işte, zaten. Doğrudu söylediği şey doğru zaten. Yani ciddiye alıyorsun her şeyi. Bir şey almazsan bir şey de başaramazsın. Yani öyle diyelim. Oh, ich bin MC Rex, Berlin Chef, Futon 30, this or Germany's fault. You can't even stay here, rap for these 36 boys. Die Rap so deep, explosiv, Fesco Stil, echt Domi, echt so wie Endorphin. Leute sagen, du da gut, man cool, man super duper. Hut ab, ich rap wie Bruder Tupac und zwar brutal. Rex ist so krank, meine ich jetzt, sogar eigentlich Sex. Oh man, eigentlich steht fest, nämlich ich hose am meisten Rex. Es ist 3-6, Showtime, heute den Wunder, Dean und Smatzen. Es gibt 3-6 Boys seit 1987, ihr führt den Song. Heute gehen wir Gold, man, das ist die Hymne von Häuptling für Deutschland. Yeah. Vallahi Kreuzberg'de ben çok rahatım çünkü doğmadan belli dediğim gibi Kreuzberg'li olduğum için bir de şarkıyla da burada bayağı bir ortam yarattık Kreuzberg'de. Onun için herkes de biliyor yani kim olduğumuzu.
O yüzden çok rahatım yani, hiçbir problem yok. 3 sene oldu, 3-3,5 sene oldu Türkçe rap yapıyorum ben de işte. Yaşadıklarımı, etrafımda yaşananları, hep doğruları ve gerçekleri yazmaya çalışıyorum. Bu aralar kız yüzünden ortamına bayağı bir kaydım açıkçası. Onun için bayağı aşk parçaları yazdım en son zamanlarda. Ama genel olarak yani hayat parçaları, aşk olsun, parti, her türlü yazıyorum. Hı hı. Peki aşk şey mi, mutlu mu bitti, mutsuz mu? Mutsuz bitti. Onun için galiba etkisinde kaldığım için daha çok aşk parçaları tercih ediyorum ve bayağı damar parçaları yazıyorum bu son zamanlarda. Adım Musa, One Eight Seven Beats, mekanım Kreuzberg. Hayatın saçma sapan koçum, rapi bırak boşver. Sertim, tersim, fazla konuşmak üzersin. Sen kimsin ki birader, Herzberg'de gezersin. Rapin ne olduğunu bilmeden, hiç acı çekmeden. Ben gelene gideni kovalarken, bir köşede ağlardın. Devamı nasıl hocam? Ich will damit meine Dings, meine Message ausdrücken an die anderen Leute. Halt Sachen, die ich erlebt habe, Sachen, die ich fühle und Sachen, die mir durch den Sinn kommen. Sowas, also sollen die Leute alles mitbekommen von mir. Also dasselbe so, wir wollen Emotionen erwecken und unsere Gefühle den anderen zeigen, Leute vielleicht aufwecken, so damit die ihre Augen öffnen, die Jugend ein bisschen in den Bann kriegen, so dass sie was selbst auch erreichen können und nicht nur Scheiße bauen. So. Es macht Red Ted Ted, ich mach den besten Rap, so wie FDMF. Ich bin der Chef der Chefs, ich bin derjenige, der ich einsetzt, derjenige, der einsteckt, derjenige, der ein kleiner krasser Rapper ist für 3-6. Ich bin gut, aber bin kein Superstar, ich bin zu Hammer, bin der Newcomer. Ich bin MC Rex, bin der beste Rapper überhaupt. Wenn man zu mir rüber schaut, sagen die Leute immer wow. Jeder weiß ganz genau, dass ich zu gut wäre. Ich bin dumm, ich mach Zukunftspläne. Princess is the one, nur du, Gabe. Leute sagen, was ohne mich YouTube wäre. Ich brauch keinen Helfer, ich mach es selbst klar. Ich bin kein Gangster, ich bin Rapper, aber werd ein Weltstar, Weltstar. So wie es noch nie die Welt sah, denn ich bin der Chef der Chefs, ein Kämpfer. Frau Dr. Bitchray, Frau Dr. Bitchray, bitte umgehend in die Notaufnahme. Du bist sick, sick, du bist wack, wack. Du bist irr, irr, du bist dreck, dreck. Du bist Opfer, Opfer, du bist junk, Deutscher, du bist krank. Für Lady Ray! Almanya'da doğup büyüyen bir Türk kanlı kadının böyle rol model olması hiç olmadı. Was die jungen Pornografinnen sagen, muss man nicht mögen. Aber solange das Bild der Frau noch von Männern und Medien geprägt wird, haben diese Provokationen in der Tat etwas Befreiendes. Almanya'da Türk kadınları ortaya çıkınca ya aşarplı, örtülü çıkıyorlar. Yani ben bunu kötülemiyorum. Ama yani mert bir kadın genç kızlara ve kadınlara bir rol model, yani bir idol olan yok. Tabii benim yaptığım sanat biraz daha çok aşırı provoke ediyor ama bu benim yolum. Reyhan Şahin kann auch anders. Sie ist Doktorandin in Linguistik mit einem hochbegabten Stipendium an der Uni Bremen. Schlampe oder Schlaumeier, was ist sie nun wirklich? Öyle kadınlar var ki üniversiteyi bitiriyorlar. Yine hala, yani halen sevdiği insanla evlenmiyorlar, yani evlenemiyorlar çünkü annesinden babası var. Böyle şeyler beni böyle sanat yaptırıyor. Yani ben bu benim ventilim ve ben bu şeyleri böyle nasıl anlatayım? Böyle yaşayabiliyorum ben bu şeyleri. One, two, one, two. Gabriel Pauli, Hip-Hop Pauli. Ficken verboten. Heute gehen wir in den Puff und VW bezahlt. Yeah. Watergate, Nippelgate, Fotzensekret. Skandal! Hiç çocuğun olduğunu anlatmadın bana. Bunu nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Nereden biliyorsun kız? Allah Allah, ne oluyor sana? Senin arkadaşın anlattı. Hey, onunla düzüşmeyeceksin. Ne? Öyle, o herif manyak. Tanrım, o daha küçük sayılır. Senin... Hey, bunu istemiyorum. Benim satıcım değilsin, sadece müşterisin.
Bunu ben hep yapmak istedim zaten. Ve annemden de bana kalan bir şeyler. Annem çok güzel dikiş dikiyordu ve resim çiziyordu. Ve liseyi bitirmeden önce zaten moda alanında ilgilendim. Ve Berlin moda açısından çok avantajlı bir yer. Yani çünkü burada multikültürel dedikleri olay, yani gerçekten her yerden herkes yaşıyor. Son senelerde de modayı çok Berlin'e taşımak istiyorlar. Epey de gelişiyor. Diplomatizmde de yaptım. Osmanlı tarihindeki bayan kıyafetlerinden esinlenerek yola çıktım ve senelerdir de hep o tarzda gidiyorum aslında. Modern kıyafetler, bayan kıyafetleri yapıyorum. Modern kıyafetler ama sürekli, yani sürekli bir, ama hep bir yerinde bir Osmanlı'yı hatırlatan bir şey vardır. Ya bir laledir, ya bir kol şekli, yaka şekli. Ve hep o böyle sürekli olarak aksiyonlarımda da bulunur. Berlin'de işsiz olan bayanları, 20 tane bayanı dikiş öğretiyorum. Ve bu projeler devlet desteğiyle işsiz olan, dediğim gibi işsiz olan bayanları 9 ay boyunca başından sonuna kadar bir koleksiyon hazırlayabilecek kadar öğretiyorum onları. Fatih Çevik oldu. Ondan sonra bu akşam ne diyeceğiz? Bizleri bize anlatmak söz konusu. Tabii ki bizleri bize anlatmak istediğimiz anda tabii ki ilk etapta biz Türkiye'den başlamak zorundayız. Yani çünkü Türkiye derken babalarımızdan, babalarımız zamanından Türkiye'den buraya Almanya'ya geldi. Ve o zamanlar biliyorsunuz Almanya, pardon Türkiye apayrı bir ortamdı. Apayrı bir dünyaydı yani. Bugünle alakası yoktu. O zamanlar örneğin o kadar değişik bir ortamdı ki, o zamanlar örneğin Bülent Ersoy da erkek ismiydi. Örnek olarak, ne? Ya da İbrahim Tatlıses'in inşaatta hambaldı da o, değil mi? Bugüne gel gör ki ikisi korkunç derecede döndü. Yani öyle bir durum var. Zamanında üniversite olan bir arkadaş beni aradı, dedi Fatih tiyatro oynamak istemez misin? Ben tiyatronun tiyatrosunu bilmiyorum, ne istiyorsun sen falan? Ya işte orada bir genç tiyatro grubu var, onlar işte bir oyuncu arıyor falan filan. Onlar beni seçti, aldı. Yani o sınavdan geçirdiler falan, aldılar. Ondan sonra bir senelik bir zaman diyor. O bir sene oldu, 4. Ondan sonra dedim tamam abiler, madem bu iş güzel, ben bunu adam akıllı öğrenmek istiyorum. Sınavlara girmeye çalıştım devlet okullarında. Ve Almanya'da 16 devlet okulu var. Oyuncu devlet okulu. Ve özel okullarda sayısız. Devlet okullarının özelliği, şartlar çok çok güzel. Orada çalışma şartları. Ve onların arasında Berlin'de Ernst Busch diye bir okul var. Orada her sene aşağı yukarı 2000 öğrenci başvuruyor, imtihana giriyor. Onlardan 26 seçiliyor. Ondan sonra ben oraya sınava girdim ve kazanabildim. Allah'a bin şükür. İlk Türk olarak o okula girip eğitimi aldım. Oyuncu olarak çıktım oradan. Örneğin Bockwurst. Sıkıysan ye bakayım. Abi ben bir Bockwurst yedim. Sana afiyet olsun. Bizim Türklerin biliyorsunuz bir alışkanlığı vardır. Hani her şeyi Türkçeleştirmek. Hani Köln oluyor, Köln. Ne? İptal yani, bitti. Ve çevirsen bile kurtaramazsın. Abi sen nerede kalıyorsun? Abi biz Kıçıngen'de kalıyoruz. Tiyatro eğitimi aldıktan sonra tiyatroya girmen şart. Tamam mı? Yani onun için eğitim alıyorsun senelerce. Devlet tiyatrosu, oyuncusun falan. Onları yapmasan şey kalıyorsun yani. Aa ben beceremedim, ben giremeyeceğim falan. Değil. Gireceksin abi. Ondan sonra girip ne olduğunu görüyorsun ondan sonra zaten. Çünkü sabahtan akşama kadar çalışıyorsun. Abi çiçek gibi çalışıyorsun. Para kazanmıyorsun. Sabah yani pazar yok, şey yok. Her gün çalışıyorsun yani. Sabahları prova, akşamları gösteri. Gösteri olmayınca yine prova. Yani çalışıyorsun.
Neymiş? Tiyatroymuş. Ben 3-4 sene sonra dedim arkadaşlar bu benim bana yeter. Ben çıkıyorum, çıkışımı verdim. Çıktım da nereye gidiyorsun? Hemen serbest çalışacağım. Sen salak mısın? Hayır değilim, ben özgürüm yani. Entschuldigung, wo geht denn zur Sparkasse? Bitte schön. Zur Bank, Bank, die Bank. Bitte schön. Ja, danke schön. Bitte schön. Abi gelip gideceğiz, gelip gideceğiz. İdare et. Abi 40-50 seneden beri idare ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ve o ister istemez komik komik şeyler ortaya çıkartıyor. Yani işte dil hakimiyeti yok. İlk etapta yani. Çoğu kişide yok. Ondan sonra ve gelen kişilere de bakacak olursak yani kimler buraya geldi? Kimler bizi temsil ediyor burada? Yani çoğu zaman Türkler Türkiye'den geliyor. Diyor ya bunlar Türklerse ben Türk değilim. Laflar duydum yani ben. Anlatabiliyor muyum? Onun için çok etraflı konu ve orada işte bunlar çoğu zaman şeyde hani paralel bir dünyada yaşıyorlar diye olaylar söz konusu oluyor. Ve ona bakacak olursak da çok çok komik şeyler ortaya çıkıyor. İşte bu dil konusunda, imaj sorunu konusunda. Ben programda işte şeyi kastediyorum. Bak biz Türkler Almanya'da yaşıyoruz ama imaj sorununda şöyle gösteriyorum. Ranking düşünürsek yabancılar rankinginde Türkler en aşağıda diye gözüküyor. Çünkü hani başka yabancılar da var ama onlar çok daha seksi. Hani dediğinde millet eriyip gidiyor. Tamam mı? İtalyan göre ciao bella, morniyo. Eriyor gidiyor. Sen bir Türk olarak ne diyeceksin? Selamun aleyküm ben geldim falan. O tutmuyor yani. Çekmiyor, olmuyor. Bir arkadaşım bana bir tişört getirmişti. Üstünde bir şeyler yazıyordu. Ne olduğunu ben çıkaramadım, okuyamadık. Böyle çok ince, böyle bir sürü de yazılar vardı üstünde. Ondan sonra böyle otururken sohbet ediyoruz. Ya Türklere yönelik yani Türk-Alman kültürünü kapsayan, hiç bize hitap eden hiçbir şey yok diye. Onun için böyle düşünceler ürettik. Ne olabilir acaba tişörtlerin üstünde? Ve hoşumuza gitti yani böyle bir şeyin olmaması. Bizim yapabileceğimizi düşündük. İmkansız. Orhan Gencebay'ın tabii ki özel yeri var. Kalbimde, babamın kalbinde. Biz de tabii ki kasetlerden bunu dinlerken okul yani 5. 6. sınıfta İngilizce dersi başlarken hatasız cool olmaz. Yani neredeyse doğal bir şekilde hatasız cool olmaz değişti. Bir de tabii ki Orhan Gencebay coolness bir sembolü, bir ikonasıdır. Program olarak, içerik olarak, estetik arayış olarak yeni bir şey. Yani şimdiye kadar filmde biliyorsun özellikle böyle bir Türk-Alman senfonisi yaşandı, yaşanıyor. Ve hikayeler orada anlatılıyor. Yani göç hikayeleri, göç perspektifleri orada görülüyor. Ve tiyatroda bu nasıl olur, tiyatroda bu nasıl anlatılır gibi bir soruyla girdik işin içine. Ve demek ki yani insanların da ilgisini çekiyor. Sadece biz sanatçıların ilgisini değil bu hikayeler ve bu anlatımlar. Ve dolup taşıyoruz şu an. Umarım hep böyle kalacak. Ohne dass ich wiederkomme. Aus. Ich könnte heute das letzte Mal an dieser Tür stehen. Wenn ich mich beeile, hole ich sie noch ein. Ich weiß, was sie da auf mich warten. An der Kreuzung. Sanat insanı değiştirir. Hatta daha da önce yani Brecht tiyatrosundan falan yola çıkarak yani Türkiye'de de böyle bir devrimci ruhun var olduğu zamanları düşünürsen sanki dünya değiştirilecekmiş gibi bir hava esiyordu belki bazı zamanlar sanatla dünya değiştirilecek gibi. Öyle bir şey yok yani. Sanat dünyayı ne yazık ki değiştirmiyor. Sanat ama tek tek
insanları etkileyebilir, onların hayatında bir şeyler değiştirebilir, onların bakış açılarını, onların verimliliğini etkileyebilir. Güle kaderli, sırtı terli, çok bir başı derdi var, eski hali yok, ne olacak? Yükselen ben dilim ve kalçalan duvarlar, güle kaderli, sırtı... Zenginlik yani insanı yaratan birçok kültür ve çok kültürlülük. Almanya'daki Türkler bir tür hani Almanya'nın ya da ben Berlin'den bahsedeyim, Berlin'in Harlemlileri gibi sunuldular. Ve o zaman o oyunların içerdiği tiyatro kalitesi falan çok da önemli değildi. Ne kadar çok küfür, ne kadar çok efendim baba dayağı ve hapis hikayesi, biraz da hatta uyuşturucu, o kadar iyi oluyordu onlar. Şimdi yavaş yavaş bu iş değişmeye başladı. Çünkü Bauhaus'la birlikte aslında Harlemlilik ve bizim ayak takımı çocukları gösterme modası yavaş yavaş giriliyor. Bu çok umut verici. Traum irgendwann die Literaturen der Ränder, sage ich mal, oder der Peripherie, dazu gehört auch die Türkei, zu einer angesehenen Linkdeutschland zu machen. Und es läuft im Moment gut, also wir haben nur ein Buch raus bis jetzt, Der wundersame Mandarin von Asla Erdogan, so ein kleines, wunderschönes Buch. Nächstes Jahr folgen 6, 7, 8 Bücher. Und irgendwie, also wir sind ein kleines Team. Jeder tut alles, um die Bücher zu finanzieren und um die Arbeit zu ermöglichen. Und Liebe und Schmerz, guten und in schlechten Zeiten dein Schicksal bestimmt. Almanya'nın şu an en gelişmiş olan ve en uzun olan dizisi. İlk defa 6 yıl önce başladım. Yalnız bütün yıl yapmıyorum. Böyle 4-5 ay oradayım. Es gibt gute Zeiten, schlechte Zeiten, aber ich kannte es nicht. Und war für mich auch nicht etwas, was ich mir freiwillig anschauen würde, weil für mein Gefühl das für mich nichts brachte. Dass es jetzt so vielen Menschen, also 3 bis 7 Millionen, je nachdem, so viel gibt, ist einerseits was Schönes, andererseits zeigt es mir natürlich auch, dass die Leute nichts zu tun haben. Also ich, wenn ich nach Hause komme, habe andere Dinge zu tun, als jetzt den Fernseher einzuschalten und mir das anzugucken. Wiederum, gerade wenn ich arbeite, schaue ich mir natürlich viele Blöcke, also viele Folgen hintereinander an. Und da ist schon etwas, was mich auch reinzieht. Also dann will ich meistens wissen, wie geht's denn jetzt weiter? Was passiert denn jetzt mit dieser Figur? Was passiert mit dieser Geschichte? Also es ist schon so gemacht, dass du auch angefixt werden kannst.
çok mahkemelerle büyüdüğüm için, hep tercüme işlerini yaptığım için Türk işlerinin örneğin ne kadar haklarını arayamadıklarını gördüğüm için öyle bir avukat olacaktım. Yani Türk işçiler için avukat olacaktım. Sonra baktım ki yetersiz kalacak benim için. Yani sanata karşı çocukluğumdan beri bağlantım olduğu için sonunda dedim aslında o avukatlıkla yapmak istediğimi belki filmlerle de yapabilirim. 25 yaşındayken yaptığım yani 15 yıl önce yaptığım bir kısa filme baktım. Orada daha fazla bir Türk kızının sorununu anlatıyorum. Bugünlerde gelecekte yapacağım film o da bir genç kızın sorunları ama daha fazla evrensel konuları işleyeyim, daha fazla sanat filmleri yapayım, öyle şeyler var. Oyunculuğa 12 yaşında başladın. Ondan önce 5 sene, 6 sene çocuk sirki var. Kindern Jugendzirkus, Kabobat, Kreuzberg'da ve 4 tane değişik yerde Berlin'de. Avrupa'nın en büyük sirkusu. Öyle başladım, ondan sonra agentura girdim işte. Birol Ünel'le Hırsızlar Kralı'nı çektim. Çekimini yaptık. Çekoslovakya'da. 12-13 yaşına başladım, evet. Dein Kumpel hat erzählt, dass du bei der Bullen warst, hä? Was hast du denn erzählt? Das hat nichts mit dir zu tun. Wie? Das hat nichts mit mir zu tun. Alles, was du machst, hat mit mir zu tun. Wenn du Karten gehst, hat's mit mir zu tun. Wenn du bei deiner Mutter weinst, hat mit mir zu tun. Hast verstanden? Ja? Wenn Nikolaus dir nicht schenkt, hat auch was mit mir zu tun. Wenn du zu den Bullen gehst, Alter, dann hat das recht mit mir zu tun. Verstehst du? Ja. Jetzt gehen wir spielen, los. Tiyatro da yaptım. Sence şimdi ilk defa tiyatro yaptım. Sam Shepard'ın True West diye stükünden, Almanya'nın en büyük intendantlarından birisinden Frank Hoffmann. Bayağı erfolgreichti. Güzel oldu yani. Burada Berlin'de Renaissance Tiyatrosu'ndan çıkarttık. Güzeldi yani, iyiydi ve bayağı da aldığı enerjimi de aldı yani. Professor, sind Sie immer noch am der Alten dran oder ficken Sie jetzt schon wieder eine neue, hä? Was ist das denn? Ja, die, Sie beschmutzen die Literatur und die Wissenschaft mit ihrer Verlassen Sie sofort meine Vorlesung! Hier noch nicht beschmutzen, was beschmutzen, lan? Ich ficke deine Literatur, lan? Was laberst du, Alter, hä? Schistisches Arschloch, du! Hey, hey, jetzt reicht's! Nimm deine Pfoten weg! Gehen Sie raus! Nimm deine Pfoten weg, lan! Fass mich nicht an, ich schwöre, ich fick dich sonst! Spaß, du! Raus! Fass mich nicht an, okay? Raus! Steck dir die Brille in den Arsch, du Spaß! Primitives Schwein! Setz deinen Türkenarsch in Bewegung und verlass diesen Raum! Aber sofort! Hau ab! Türkenarsch, hä? Du rechter Wichser, du rechtsradikaler Du! Wir werden uns noch sehen, du Hurensohn, du Bastard! Ve ben şimdi bu Türklüğümden oraya gelirsem herhalde. Zaten insanlar acayip bir şekilde korku şeklinde, korku değil de ama hani... Yani şeye başlıyorlar, ego geliyor, gelme tiyatro yapmaya başlıyor işte insanlar. Ama nasıl diyeyim, Alman gibi gelirsen, intelektüel veyahut da... Nasıl diyeyim, insanlardan fazla utangaçlığını falan filan şey yapabilirsen... Bakıyor, aa bu acayip Türk. Eğer Türk'le Almansak, eğer değişiksek o zaman böyle sizle. Sen ben yok o zaman. Ondan sonra zaten bir kere geldi bana, şey yaptı. O zaman ben de Almanlığımı koydum üstüme, soğuk kaldım. O zaman ben o Almanlığın ve Türk'le arasında varsa eğer bir... Ayrımcılık yapıyorsam eğer, Almanlar, Türk ya da bu kültürlerde bunlar. Bir soğukluk ve sıcaklık var bu şeyler arasında. Yani, ve ben izleyince de hissediyorum bu soğukluğu. Kendilerinin aralarında da var bu soğukluk. Bize karşı değil yani, veya da tek değil. Sehen Sie, ich habe nichts gegen Sie. Rufen Sie mich in den nächsten Tagen in mein Büro an. Ja, damit Kanake kommen kann und deine Schuhe putzen kann, hä? Wir finden eine Lösung, wenn es ein Problem gibt. Aber lassen Sie Felix in Frieden. Ich habe dir schon mal gesagt, ich habe kein Problem. Du hast ein Problem. Du hast dein scheiß viel Geld. Deine scheiß geile Frau, dein scheiß großes Haus, aber du hast keine Ehre, Mann. Du verdienst keinen Respekt. Deine Familie braucht einen Mann, okay? Nicht einen Schwuchtel wie dich. Ja, jetzt geh zu Mama, geh. Opfer, du. Yeah, ruf du mich an in mein Büro, wenn ich hier einziehen will. Du Hurensohn, Orospuchucu. Ja, Glotz, du Penner.
Neden salak salak şeyler alıyoruz, satın salın, bombalar yapıyoruz, savaş yapıyoruz? Çocuklara hani geri bir şey vereceğimizi onları savaşa gönderiyoruz. Bunları çok, herkes istemiyor bunu aslında ama daha da oluyor. Ve bunun nedenini ben sormak istemiyorum kendi kendime. Ich habe mich oft genug gefragt, warum gibt es Krieg, warum gibt es arme Kinder, warum gibt es Kinder und keiner achtet auf sie. Ve sonuçta dedim, Zirkus en iyi yönü benim için. Hani onları, beynlerini de yıkamaya gerek yok. Onlar kendileri kendilerine zaten çalışabiliyor, yapabiliyor bir şeyi. Sincime git, anladığım kadarıyla şey güzeldi yani, sineması güzeldi yani. Burada işte Anette Bakma beni o buldu casting için, o film için. Onlar dünya vatandaşı olmayı öğreniyorlar bir şekilde. Hiçbir zaman örnek bir Alman olmadım. Yani örnek bir Türk de olmadım ama. Yani sonuçta çok tuhaf gelmiyor bana insanların Türk'e benzemiyorsun demeleri. Çünkü hiçbir Türk Türk'e benzemiyor Avrupa'da yaşadığı zaman. Biz de çok önyargılı davranıyoruz gibi geliyor bana. Bize nasıl önyargılı yaklaşıyorlarsa bizde de var öyle. Aslında bir reaksiyon gibi bir... Kendimizi koruma reaksiyonu. Siz bize yabancı diyorsunuz, biz de size katı deriz. Almanlar katı. Ama bence hiç... Bu insanlık hikayesinde göçmenlerin çok büyük bir rolü var, faktörü var yani. Motor anlamında da gerçekten. Yani bugün sinemaya baktığında çok basit olay. Yani göç olmasa Hollywood olmaz yani. En mainstream olaylar yani western filmi olmaz, Kızılderililer eposları, mafya janresi olmaz yani. Alış veriyor paket, alış veriyor paket, alış veriyor paket, 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 kartonlara koyuyor, karton, karton. Bir senelerce yapıyoruz bunu, birkaç sene sonra orada bir duvar oluşuyor. 55 metrekare Almanya, bir de duvar. Evde grevd yapardım ben bizim evlerde. Duvar kalksın, duvar yıkılsın, duvar gitsin, duvar kalksın. Arkadaşlar, abiler, amcalar, teyzeler, kardeşler, biz döneceğiz, döneceğiz diyoruz da ben şunu sormak istiyorum. Vardık mı ki dönelim?